13 Mart'tan bu tarafa kantinlerimiz kapalı, iş yerlerimiz kapalı. 7 aydır, 8 aydır evimize ekmek götüremiyoruz. Ekmek parasını Evet. kazanamıyoruz. Bu sürede devletin vermiş olduğu esnafa destek paketinden sicili bozuk olan arkadaşlarımız yararlanamadı. Yararlanan arkadaşların da Sayın Genel Başkanım ödemelere geldi. Ama 8 aydır bir kuruş para kazanamayan esnaf bunu nasıl ödeyecek? Bu süreçte bize kimse ne yediğimizi, ne içtiğimizi, çocuklarımıza nasıl geçim sağlamaya çalıştığımızı sormadı. Biz destek istiyoruz. 25 bin liraları çekmiştik hepimiz. Kullandık. Bunların hibe edilmesini ya da bir sene daha ertelenmesini istiyoruz. Bunun yanında da 100 bin liralık bir destek kredisi Giresun'daki esnafa verildiği gibi biz de aynı mağdur durumdayız. Mevcut pandemi süreci kapsamında okulların kapalı olması, özel sektörde uzaktan çalışma sistemlerinin aktif olması ve devlet kurumlarının kısmi çalışma sistemine geçilmesi sebebiyle sektörel büyük boşluklar oluşturulmuştur. Dolayısıyla bu doğrultuda personel ve öğrenci taşımacılığı hizmet veren bizler gelir kaybına uğramaktayız. Okulların kapalı olması sebebiyle tek servisle mazot parasına İşte bakımla, amortisman giderleriyle kafa kafaya başa başa geliyor. Diğer arkadaşlar da tarif ettiği gibi hepimizin aslında sıkıntıları hep aynı noktada birleşiyoruz. Evet. Araç fiyatları zaten araç değiştirmeye kalktığımız zaman zaten bu araç fiyatları da 100 bin liralık araç 200 bin lira oldu. Piyasa şartları zaten ekonomi şartları günümüzde belli zaten. O Aynen. yüzden bizim kredilerimizi ödeyemez duruma geldik. Evet. SSK'lar, muhtasarlarımız hep ötelendi 10. 11. 12. aylarda. Dolayısıyla bunlar hep üst üste geldiği zaman biz çok büyük sıkıntılar içine gireceğimizi düşünüyoruz. Ankara'da fabrikalar, özel okullar kendi öz bağlı yaparaktan biz tatipli plakalarımız var, C plakalarımız var. Bu okullara, özel okullara ve fabrikalara izin verdiler. Kendi araçlarını alıp personeli taşıyorlar. Bunlar kriterlere uygun olmayan servis taşımacılığı yapıyorlar. Bunların da önlenmesini istiyoruz. Marketler dolayısıyla kırtasiye ürünleri getirdi. Onlar da satınca bize hiçbir pay kalmadı. Evet. Şu an mesela ödemelerimiz var. Ayın sonu itibariyle senetlerimiz falan var. Bu ay başlıyor çünkü bizim ödemelerimiz. Ama hiçbirini yapamayacak bir durumda değiliz. Aynı zamanda kredi verdiler 25 bin lira. Onu da yapacak durumda değiliz. Yani çok zor durumdayız aslında. Evet. Bunlarla beraber zaten marketlerde ürün getirdiği için biz yani bitmiş vaziyetteyiz. Bağkur mesela hala ödeyemedik. Yaklaşık 7 aydır ben Bağkur ödemiyorum. Ödeyemiyorum daha doğrusu. Vergi de ödeyemiyorum. SSK da ödeyemiyorum çalışanlarımın. 17 yıldır kitap ve kırtasiye alanında hizmet vermekteyim. Aslında işin özünde bu pandemi hükümetin bahanesi oldu. Pandemi sürecinden önce de ciddi bir sıkıntılarımız vardı. Çünkü bugün bizim sattığımız ürünlerin %90'ı ithal ve dolardaki sürekli artıştan dolayı biz ortalama 2 ayda 3 ayda bir raflarımızdaki kitaplarımızı yani ürünlerimizi farklı etiket değiştirmek zorunda kalıyoruz. Ve zaten hem iş olmadı, pandemi sürecinde insanlarda bir para harcama konusunda bir çekingenlik var. Bunun akabinde de bizdeki mesela dolardaki sürekli artıştan dolayı ürünlerimizde direkt olarak fiyat artışı oldu. Hem Evet. ürünlerimizi satamadığımız gibi bir de dolardan dolayı, artıştan dolayı zaten insanlar ürkmeye başladı. Bu Evet. konuda muzdarip olduk. Tabii Sayın Ekonomi Bakanımız bazen çıkıp diyor ki ya siz diyor dolarla mı maaş alıyorsunuz diyor. Dolarla maaş almıyoruz ama sonuçta 12 yıl önce, bundan 12 yıl önce SK Kağıt Fabrikası'nın alımı ve kapatılması onların suçu bir nevi. Böyle olduğu zaman da dışa bağımlılığımız bizi perişan ediyor. Marketler kanunu değişsin. En azından kırsal kesimdeki ufak marketler bizim kırtasiye malzememizi satamaz. Yani şöyle 5 metrekare alan olmayınca ayırmazsanız onu reyon olarak satamazsanız derseniz bu iş çözülür.
Ne yazık ki bunları yapamadık. Biz bir de bu meslek odalarıyla ilgili bir çalışma yapıyorlar. Sanırım söylenmiyor ama çoğu meslek odalarını birleştirip bu barolarda yaptıkları gibi bir şey yapmaya çalışıyorlar. 18 milyon öğrencimiz var. 18 milyon öğrencimiz bizim 8 aylık geçimimizi sağlıyor, 83 milyon. Bakın nasıl ki bazı illerde askeriye geçim sağlar, bazı illerde üniversiteler geçim sağlar. Türkiye'de de öğrenci bizim geçimimizi sağlıyor. Şimdi gençler alışveriş yapıyor. Çocuklar alışveriş yapmayınca dükkanlar. Şimdi 9. ay ayın 30'undan itibaren bizim bütün senetlerimiz, çeklerimiz patlayacak. Yani ödenmeyecek. Ödenemez. Çünkü iş yapmıyor. Sıkıntılarınızı aslında biliyoruz. Siz yaşıyorsunuz. Biz de dinliyoruz. Çözülecek sıkıntıların bunların hepsi, hepsi çözülebilir. Bütün mesele Türkiye'yi yönetenlerin sorunlara bakış açısı. Şimdi en son Müslüm arkadaşımız konuştu. Kaç yıldır esnaflık yapıyorum. Eşi de devlet memuru ama bir ev bile alamadım diyor. Ve bir başka vurgu daha yaptı. Yani 83 milyon işte çocuklar okula gidiyor vesaire. Biz onların alışverişiyle ancak ayakta durabiliyoruz. O alışveriş alanını değiştirirseniz, onları zincir mağazalara verirseniz dolayısıyla esnaflığı da öldürmüş olursunuz. Bu memlekette bir esnaf bakanlığının olması lazım. Yani esnafların sorunlarını dinleyen bir makam olması lazım. Şu anda esnafların sorunlarını dinleyen hiçbir makam yok. Şimdi sosyal devlet diyoruz. Sosyal devlet diyor ki okulu kapattım, kantini kapattım, servisi yasakladım. Güzel, bunları yaptın. İyi de bu adamlar nasıl yaşayacaklar? Nasıl geçinecekler? Bunları kapattın, yasakladın, geliri sıfır oldu, birdenbire sıfır oldu. Ondan sonra sosyal devlet diyorsun, sosyal devletin eğer yasak getiriyorsan bunun geçimini sağlaman lazım. Yasağı getiren sensin. Esnaf yasak getirmiyor, şoför yasak getirmiyor, kahveci yasak getirmiyor, berber yasak getirmiyor. Yasağı getiren devletin kendisi. Doğru mudur? Evet doğrudur. Pandemi varsa bir yasak olmalı mı? Evet olmalı. Ama yasakla karşı karşıya kalan ve gelir kaybeden kişinin gelirini devlet sağlamak zorundadır. Borç verdim sana, faizle git borçlan. Borçlan ama dükkan kapalı. Şimdi geldik ne oldu? Dükkan yine kapalı. Taksidi borcu ödeme zamanı, borcu öde. İyi de kardeşim, bana verdiğin zaten topu topu 25 bin lira. O da faizle. Bir arkadaşımız yine ifade etti. Parayı alırken bile %4,5'ünü zaten kesiyor banka. Devlet dediğiniz aygıtın akıllı insanlar tarafından yönetilmesi lazım. Liyakatli insanlar tarafından yönetilmesi lazım. Bir karar alırken o kararın nerelere, hangi sonuçları doğuracağını bilmesi ve ona göre önlem alması lazım. Pandemi var doğru. Almanya'da var, Fransa'da var, Amerika'da var, Japonya'da da var. Bizim düştüğümüz pozisyona dünyada hiçbir ülke düşmedi. Bırakın size yardım yapmayı. Yardım yapmayı vazgeçtik yardım yapmaktan da. Ya size IBAN numarası açıp bir de sizden para istediler. Yardım. Ya yardıma muhtaç adamdan bana yardım et diyen bir devlet anlayışı. Oysa anayasanın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sosyal devlet olduğu vurgusu vardır. Anayasa Mahkemesi kararları vardır. Dolayısıyla esnafı bu duruma düşürmek çok ama çok büyük bir açıdır yani gerçekten. Normalde bu toplantıyı devleti yöneten yetkili bir insanın yapması lazımdı. Erdoğan'ın yapması lazımdı veya ilgili bakanın yapması lazımdı. Bir esnafı dinlemesi lazım. Ya arkadaş derdiniz nedir diye. Bakın Ekonomik Sosyal Konsey toplanmıyor. Niye toplanmıyor? Devletin akılcı yönetilmesinin temelinde şu yatar. Sorunla karşılaşanlarla sorunu çözecek olanlar bir araya gelirler. Esnafı dinler, sanayiciyi dinler. Nedir sorunun kardeşim? Çünkü ben sorunu bilmeliyim ki ona göre çözüm üretmeliyim. Şimdi siz sorun yaşayanı hiç dinlemiyorsunuz. Hiç ama. Kendi kendinize çözüm üretiyorsunuz. Bakın neden yönetemiyorlar? Tipik bir örnek vereceğim size. Daha pandeminin başında çıktılar, açıklama yaptılar. Ne dediler? Efendim biz vatandaşa çözüm getirdik. Ne çözümü? Efendim uçakla seyahat edenlerin uçak biletlerinden %18 KDV alınıyordu. O KDV'yi %1'e indirdik.
3 gün sonra da karar aldılar, uçakla seyahat etmek yasak. Bakın 6,5 milyar lira para şehir hastanelerine, otoyollara, işte havaalanlarına vesaire dolar bazında bunlara ödenecek, dolar bazında. Hiçbir gün gecikme olmadı. Dedik ki ya şu adamları çağırın kardeşim, siz zaten köşeyi dönmüş insanlarsınız. Ya 83 milyon size çalışıyor. Bari yıl sonuna kadar bizden para almayın yıl sonuna kadar. Biz bu parayı esnafa verelim, esnafı destekleyelim. 6,5 milyar lira az para değil. Ve esnafa karşılıksız verelim. Böylece esnaf da desin ki ya 40 yıldır ben bu devlete vergi veriyorum. Vallahi geldi benim en sıkıntılı zamanda bana küçük bir destek verdi. Şimdi okul müdürünün de tek gelir kaynağı, en büyük gelir kaynağı kantin. Okul müdürü de şikayetçi. Ya gelirim yok diyor. Sen bana diyorsun ki okulu temiz tut, okulu şöyle yap, okulu böyle yap. Para ver, para yok. O zaman nasıl olacak? Velilerden para toplanacak, velilerden para istenecek, velilerin işte velilerden sağlanan paralarla bir şeyler yapılmaya çalışılacak. Az önce bir arkadaşım söyledi, servisçi arkadaşım. Yani okulda da okul aile birliği üzerinden gelip bizden para istiyorlar. Versen bir türlü, vermesen bir türlü. Bankaya gittiğimiz zaman karşılaştığımız tablo taban tabana zıt. Tabii televizyondan dinledikleriniz çok güzel. Hele A Haber olursa Türkiye'de hiçbir dert yok, hiçbir sorun yok. Her şey güllük gülistanlık. Bütün sorunlar çözülmüş vaziyette. Ama bir tek parti var, CHP, bu ülkenin başına bela. CHP'de olmasa hiç itiraz eden kimse olmayacak. Bu CHP olmasa belki bu sorunlar da olmayacak. Hayatın gerçeği farklıdır. Hayatın gerçeği. Az önce söyledim. Devlet liyakatle yönetilir. Devlet akılla yönetilir. Devlet şeffaf olur. Devlet düzgün olur. Devlet ahlaklı olur. Ahlaklı insanlar tarafından yönetilir. Devletin çözülmeyecek sorunları yoktur, çözülür. Yeter ki vatandaşla samimi, sıcak bir diyalog kur. Bu diyaloğu kurarsan yeri geldiğinde vatandaş da fedakarlık yapar. Yeri geldiğinde devlet de fedakarlık yapar. Sonunda belli bir anlayış içinde memleketin çıkarları üzerine eğer politikayı inşa edersek bütün bu sorunları hepimiz aşabiliriz. Şu anda bir ekonomik buhranın içindeyiz. Bir ekonomik buhranın içindeyiz. Yok, kriz miriz yok. Buhran. Resmen buhran var. Yani kişi evine ekmek götüremiyorsa ve bu kişi bir değil de milyonlarsa bu ülkede bir buhran vardır. Ekonomik buhran var. İşsiz sayısı 11 milyona ulaşmışsa bu işsiz nereden gidip alışveriş yapacak? Nereden yapacak? Hangi alışverişi yapacak? Büyük sıkıntı var. Kendisine şu çağrıyı yaptım. Bir ekonomik buhran içindeyiz. Televizyona çık. De ki ben bu ekonomik buhrandan Türkiye'yi şu düzenlemelerle çıkaracağım. Madde 1, madde 2, madde 3, madde 4. Biz hepimiz de dinleyelim. Ve ona göre de takipçisi olalım. Bakalım bunu yaptı mı yapmadı mı? Gerçekleştirdi mi gerçekleştirmedi mi? Şu anda böyle bir şey yok. Ne onda var ne damatta var. Hep ekonomi pik yaptı. Gel dinle bakayım esnafı, neresi pik yaptı? Ekonomi efendim düzeliyor. Ya neresi düzeldi? Hep birlikte bu memleketi aydınlığa çıkaracağız. Türkiye aydınlığa çıkmayı hak ediyor. Bu çerçevede kapasitemiz de var. İnsan gücümüz de var. Her şeyimiz var aslında. Bütün mesele çorbayı yapacak bir kişiye ihtiyacımız var. Bu kişiyi de siz bulacaksınız. Dolayısıyla hep birlikte çalışırsak Türkiye'yi aydınlığa çıkarırız. Çok sorun var ama dediğim gibi sorunları aşmasını biliriz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Selamlar, saygılar sunuyorum. İnşallah Türkiye bütün bunları atlatır ve hep beraber günlük gülistanlık olan huzurlu bir Türkiye'de yaşarız. Hepinize en içten selamlar, saygılar sunuyorum efendim.